Bayanların özel halleri, adet halinde namaz kılabilir diyor. Normal zamandaki gibi Kabe'yi tavaf edebilir diyor. Bunları Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Başımıza taş yağmadıysa şükredelim. Başımıza taş yağmadı da işte bu gibi adamlardan sonra da bomba yağdı biliyorsun. O da şey değildi. O gece biliyorsunuz. MİT'teydi. En alt kattaydı. Genelkurmay hareketli saatler yaşarken orada özel muhafazadaydı yani. Dolayısıyla ondan sonra salaları ben başlattım diyor. Alakası yok. O Ülke TV'deki arkadaşlar işte açıklıyorlar. Orada bir isim daha söylediler. Ya Turgay Güler diye ben biliyorum. O şimdi geçen programda bu 15 Temmuz programında onun ismini de açıkladılar. Daha geride de bir arkadaş varmış. İsmini unuttum ben şimdi. O dediler esas teşvik etti. Mutlaka salâ okusun falan. Çünkü bunlar önemli konular falan demiş. Sağ olsun Allah razı olsun. O kardeş kimse yani bilmiyorum ben. Kanal D ekibinde herhalde. Ya adamlar onu söylüyor. Bu ben sahipleniyor. Halbuki orada be Ahmet Şimşirgil Hoca onu şeye paylaştı. Oradan müftülüklere şey gönderiyor. Salâları bir dahaki emre kadar durdurun bilmem ne. Bayanlar diyor özel hallerinden ama nasıl kılar ya? Bukhari hadisi, bütün sahih hadisler. Ya adam diyor ki zaten sahih de olsa toplumu kabul etmedi. Toplum ne kabul ediyor? Kadın diyormuş ki ben niye kılamıyorum ya? Benim erkekten ne aşağılığım var? Ne alakası var aşağılıkla bunun? Senin o halinde kılamamanın erkekten seni aşağı yapan ne şey var? Avantajın da var. 10 güne kadar bile sürebiliyor. Mevla da namazların kazasını da sana yüklememiş. Ne büyük sana kolaylık yapmış. Niye? O adet halinde halsizlik olur, kansızlık olur diye. Ne var? O diyor kılabilir. Bir de Kabe'ye de girer diyor tavaf eder. Ya nasıl geçecek? Necistir. Hadis-i şerif var. El hayzu la tusalli ve la tasum. Hayızlı kadın. İşte regli, mekli diyorlar şimdi. Adet halinde kadın. Namaz da kılamaz. Oruç da tutamaz. Ve la tatuf bil beyt. Kabe'yi de tavaf edemez. Bütün dört mezhepte bu böyle. Hiçbir mezhepte bunun aksine bir şey yok. Sahih hadis olduktan sonra müştehidin içtihadı söker mi? Müştehid orada zaten içtihada girmez ki. Hadis varsa, bir hüküm varsa nasıl müştehid içtihad edecek? Altı numaraya bakarsanız bunu da nerede söylemiş çıkar.